Hazır mısın lisan usta? Hazırız abi. Elektrodun kendisinden yani imalattan, kutudan çıktığında karşımıza problemli olarak gelmesi ihtimalinden bahsedeceğiz. Elektrodu kaynak boyunca yaptığımız esnada arkta belirli sapmalar, böyle bir üfleme etkisi görmeyi bekliyoruz. Kendim kaçırdım zannettim ama örtünün bu tarafa kaydığını, sağ tarafa kaydığını gördüm. Elektrot çekirdeği örtünün merkezinde değil. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün amatör meslektaşlarımızın tutun da çok profesyonel meslektaşlarımızın meslek hayatlarının bir kısmında mutlaka karşılaştıkları bir problemden bahsedeceğiz. Yan yanma, ark üflemesi, namı diğer ark sapması. Evet. İsas da bununla meslek hayatının bir kısmında mutlaka sen de karşılaşmışsındır. Evet, bize de denk geldi, çok oldu. Denk gelmiştir. Bunun çok farklı sebepleri var, çok farklı nedenleri var. Ama biz bugün bu problemin elektrodun kendisinden yani imalattan, kutudan çıktığında karşımıza problemli olarak gelmesi ihtimalinden bahsedeceğiz. Bunu nasıl tespit edeceğimizden, nasıl yorumlayacağımızdan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bu işin teori kısmından neden olabilir, bunu nasıl anlarız? Çok kısa böyle bir yakın çekimde bahsedelim. Sonra İsa Usta ile birlikte bunu ark banyosunda görmeye çalışacağız ki bu esasında kamerayla göstermesi çok kolay değil ama ark banyosunu inceledikten sonra da elektrodu ama belki elektrodun üstünde inceleyerek bir yorum yapabiliriz. Tekrar edelim. Bunun ismini ark üflemesi diyen var, yan yanma diyen var, efendime söyleyeyim ark sapması diyen var, eksantrik diyen var. Aslında bugün bizim işleyeceğimiz konu eksantrik problemi. Yani elektrodun kendisinden kaynaklanan bir problem. Diğerleri de buna benzer problemlerdir ama onların sebepleri farklıdır. Onlardan da sonraki içeriklerde bahsedeceğiz. Kısaca geçer üstünden. Şimdi yakın çekimde bir neyi anlatmak istediğimizi bir görelim. Sonra bir ark banyosuna bir geçelim. Şimdi burada gördüğümüz tipik bir 325 rutil elektrot. Bu problem tüm elektrotlarda yaşanabilir ama hani Türkiye'de rutil elektrot özellikle amatör imalatlarda çok kullanıldığı için biz bundan başlayalım dedik. Teorik olarak elektrot çekirdeği bu örtünün tam ortasında kalması gerekiyor. Bütün hat boyunca. Şayet bu çekirdek örtünün bir kısmında bu merkezi kaçırırsa siz ark kaynağı yaparken bir sapma görürsünüz. Şimdi bunu kısa tahta üstünde de bir görmeye çalışalım. Elektrot üstünde tam anlaşılmayabilir. Şöyle bu tahtayı çekersen abi. Bir sileyim istersen şurayı. Nasıl bir görüntü göreceğiz? Ortasında bunun böyle bir bu çekirdek var. Buna çekirdek diyelim. Yani filmaşın etrafında da bunun bir tane böyle bir örtü var. Bu da şu da işin örtüsü. Şimdi teorik olarak buradaki bu elektrodun ortasındaki bu telin yani bu çekirdeğin her yere eşit mesafede olması lazım ki siz kaynak yaparken arkta bir sapma oluşmasın. Çünkü burada bu örtünün görevi nedir? Elektrik ark kaynağında temel olarak kaynak banyosunu atmosferik etkilerden korumak ve farklı şekilde kaynak kabiliyetleri sağlamak. Tabii ki ilave görevleri vardır. İşte ilave metal eklemek, verimi arttırmak, pozisyon kabiliyeti sağlamak, alaşımlandırmak, hafif alaşımlı paslanmaz elektrotlarda, yüksek alaşımlı elektrotlarda ama örtü elektrot kaynağı temel birinci görevi atmosferik etkilerden korumaktır. Bu görevi yapamazsa diğer görevler zaten çöpe gider. Bunu yapabilmesi için de bu çekirdeğin bu örtü tarafından eşit mesafede, tabii ki de bunun toleransları var, belirli ölçükte sapmaları var. Bu standartlarda belirtilir, örtülmesidir. Şayet bu şekilde değil de bu yapı bu şekilde değil de, şimdi biraz daha egzajere ederek çiziyorum durumu tabii ki. Merkezden kaçmış bir şekilde oluşursa, yani bu yine örtü, bunu yine örtü olarak düşünün. Örtü çekirdeği homojen bir şekilde sarmazsa, çekirdek ortalanmazsa, yani örnek veriyorum burası burası 2A iken burası A olursa, tamamen egzajere ederek veriyorum örnekleri. Biz burada buna eksantrik diyoruz ve elektrodu kaynak boyunca yaptığımız esnada arkta belirli sapmalar, böyle bir üfleme etkisi görmeyi bekliyoruz. Şimdi peki
Siz bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Siz bunu aslında direkt olarak kontrol edemezsiniz. Burada bunu kontrol edecek merci örtülü elektrot üretim firmalarıdır. Örtülü elektrot üretim firmaları hatlardan çıkan elektrotları mutlaka standart işte bu sapmaları standartlar doğrultusunda kontrol ederler. Şunu da belirtelim, illaki bu çekirdek örtünün tam ortasında olacak diye bir kaide yok. Bunun işte Amerika Avrupa standartlarında belirli toleransları var. Toleransın içerisinde ise siz zaten kaynak yaparken sapmayı hissetmezsiniz. İsa Usta, sen bu sapmayı hissettin mi geçmişte? Bu hangi imalatlarda böyle bir şey gördün mü? İki kere, üç kere başıma geldi. Örtülü elektrottan kaynaklandığına eminsin değil mi? Eminim. Hatta biz onu bir böyle şantiye tarzı bir yerde çalışıyorduk. Dışarıda bıraktık. Hatta dedik nemlenmiş diye düşündük. Hı hı. Sonradan böyle bir şey olduğunu öğrendik. Sonradan böyle bir şey olduğunu öğrendik. Burada tabii yani bir kullanıcı olarak bunlar bazen imalattan kaçabiliyor ve kullanıcıya bu şekilde ulaşabiliyor. Biz de bunları zamana sari böyle bir 6 ay içerisinde falan topladık. Hem kendi tecrübelerimizden hem etrafımızdan. Şimdi burada elimizde aynı burada tahtada gösterdiğimiz şekilde örtüsü tam olarak şeyi çevrilemeyen, çekirdeği çevrilemeyen yani çekirdeğin merkezden kaçtığı elektrotlar var. Şimdi bunları bir yakalım. Bakalım ark banyosunda bir şey hissedecek miyiz? Ne olacak? Bunu bir değerlendirelim. Akabininde de buna benzer problemleri yani aslında eksantrikte problemi olmayan bazı elektrotların eksantrik problemi varmış gibi yorumlanabilir mi? Böyle bir hata yapabilir miyiz? Bunun üzerine konuşuruz. Şimdi elimizde burada ciddi oranda sapması olan bir elektrot var. Şimdi bunu bir yakalım, bakalım sonuçlar neler olacak? İsa Usta, senin deneyimli ellerine bunu bırakıyoruz. Hadi başlayalım. Evet İsa Usta, eline sağlık. Eyvallah. Şimdi yakın çekimde göstermeye çalıştık ama bu ark üflemesini, o ark banyosunun etkisini özellikle örtü elektrot kaynağında kameradan göstermek çok kolay değil. Öncelikle bir İsa Usta'ya mikrofon tutalım. Sen mümkün olduğunca sabit ilerledin. Zaten evet. Kaynakçısı olduğun için bu konuda dümdüz gidebiliyorsun yani evet. Oldukça iyisin. Ark'ta kendi kendine böyle nötr bir gezinme hissettin mi? Zaten kaynağın şuralarında eğer kamerada gösterirse şuralarda tam merkeze doğru geldiğimde böyle ince bir salınım yaptı. Ben kendim kaçırdım zannettim ama örtünün bu tarafa kaydığını, sağ tarafa kaydığını gördüm. Ben sol tarafa çektim ama o gene sağ tarafa yapıştı tam şu noktada. Şimdi bunu net olarak biz kendi maskelerimizde de gördük ama kamera lensinde biraz daha o ark banyosu dağınık çıktığı için evet. Belki siz de görebileceksiniz. Biz de onu şimdi kurguda gösterebiliyor olmaya çalışacağız. Şimdi curufu kıralım. Burada bir curuf üstü gözenek var. Curuf üstü gözenek var demek curuf altı gözenek olacağı anlamına gelmez ama bir bakalım alttan neler çıkacak. Evet. Fırçalamadan bir bakalım şimdi. Tipik bir rutin dikiş. Şöyle bir kavasını alalım. Aynen. Şimdi bu sapmalar örtülü elektrodun yani kaynak dikişinin her tarafında olmayabilir. Evet. Yani her çünkü o dağılım, o eksantrikteki o kayma her yerde olmayabilir ama ve lakin şurada baktığımız zaman doğrusal giden bir kaynakta İsa Usta bunun altında tebeşir de çekti, dümdüz gitmeye çalıştı. Ufak tefek sapmaları görebiliyorsunuz. Bakın şurada özellikle çok bariz bir yön değiştirme var arkta. Yani bariz bir şekilde ve şey de değil. Mesela İsa Usta. Arkasında iki tane daha var bak. Şimdi yerde. Mesela burada baktığın zaman eğer ki sen burada elektrodu sağa çekmiş olsan komple bir şu dış kesim de sağa çekmiş olurdu ama bakın burada şey değil, içe giren kısım daha fazla girmiş ama dış şey kalmış, doğrusal kalmış. Bu tam bir bariz bir örnek aslında net evet. Olarak gösteriyor. Belli ki çekirdek içeride kendi kendine oynuyor. Yine burada aynı şekilde, şurada aynı şekilde sapmaları evet. Görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu esas siz insan uygularken göreceksiniz. Yani bir de insan eli öyle bir şey ki artık bu kaynak yaparken ustalarımız çok iyi bilir.
kas hafızası diye bir şey var. Evet. Orada ark sapmasını gördüğünüz anda ters amatör yani. Olsanız bile bir an hemen ters yöne acaba çekiyor. Dirseğim mi oynadı? İşte acaba hani vücudum mu açılır mı diye ters yöne çekiyorsunuz. O yüzden bunu en iyi uygularken görürsünüz ve şimdi göstereceğiz nereden görürsünüz? Elektrodun kendisinden görürsünüz. Bunu da en çok ince malzemelerde 2,5 mm kaynağı falan yaparken çok küçük ince bir yere kaynak dikişi yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki de. Elektrot gezindiği anda sizin birden bütün dengenizi bozar. Ama 3,25 kalın çaplarda fazla geniş bir alanı kapladığınız belli için olan, biraz daha ustalık o kafkas hafızasıyla hop tolere edebiliyorsun ama büyük uygulamalarda yorucu da bir şey. Şimdi İsa Usta yaptığımız şeyler bunlar. Elektrotlar bunlar. Şimdi nasıl göstereceğimizi anlatmak için sen bunları böyle bir bıraktık biz yarım yarım. Bir sürü denedik. Bir kısmını çekimde kullanacağız. Bunların ucunu bir zımparalayarak bakacağız. Şimdi İsa Usta sen bize şunları bir ucunun nasıl zımparalanacağını bir göster. Hadi ya. Böyle bir normal zımparayla tabana koyarak bir şeyden şüphelendiğiniz anda ya bir aksaklık var. Elektrot kendi kendine geziyor. Acaba burada bir manyetik alan mı var? Başka bir şey mi var? Bunu anlamak için önce bir elektrodunuzu kontrol edin. Elektrodu kontrol etmek için de böyle bir zımparayla yere yaslayın. Elektrodun kalan kısmını, şöyle şu kısmını zımpara üzerinde bir düzleştirin evvela. Evet, İsa Usta sağ olsun bunları düz bir şekilde, uçları düz bir şekilde zımparaladı. Zaten size yakın çekimde de göstermeye çalışacağız. Yani gördüğünüz gibi şu an yakın çekimde görüyorsunuz. Elektrot çekirdeği örtünün merkezinde değil. Bariz bir sapma var. Yani evet. Özellikle bir tanesinde şu parmağımla gösterdiğimde neredeyse çekirdek dışarı çıkacak örtüden. İşte aynen bu şekilde elektrottan şüphelendiğinizde, doğrusal olarak ilerlediğinizde arkta bir sapma gerçekleşiyorsa, bir oynama gerçekleşiyorsa hemen bu kontrolü yaparak bunu teyit edebilirsiniz. Normal şartlarda olması gereken şey bu çekirdeğin tam merkezde olması. Şimdi şunu da hemen söyleyelim. İşte başta sıraladık. İşte manyetik alan, ark üflemesi, işte efendime söyleyeyim ark gezinmesi, eksantrik gibi farklı isimleri var. Bunun adını koyalım. Bu elektrotta bir eksantrik problemidir. Bunun adı ark üflemesi değildir esasında. Elektrottaki eksantrik yani çekirdeğin merkezden kaçık olması ark esnasında gezinmeye sebebiyet verir. Sizin düzeltebileceğiniz bir şey değildir. Bu bir örtülü elektrot imalat problemidir. Böyle evet. Bir şey karşılaştığınızda imalatçınıza bu problemi geri bildirmeniz en doğru çözümdür. Sizin duyduğunuz o ark üflemesi, manyetik alan vesaire o başka bir şey. İşte örnekse boru imalatlarında borunun işte manyetik alan etkisi altında kalıp arkın bir tarafa doğru çekmesi, etraftaki manyetik alandan dolayı arkın başka bir yöne doğru çekmesi başka bir problemdir. Çözümleri tamamen farklıdır. Onlardan ayrıca bahsedeceğiz. Bunun ismini birlikte koyalım. Bu bir eksantrik problemi. Örtük açıklığı problemi. Namı diğer. Biraz daha kolaylaştırırsak. Bu problemle karşılaştığınızda hemen imalatçınıza diyorsunuz ki ben elektrodumu zımparaladım. Bu elektrotta eksantrik problemi var. Ben bununla imalat yapamam diyorsunuz. Değişim talep ediyorsunuz veya işte teknik destek talep ediyorsunuz. En azından bir sonraki alacak kaynakçılar için ya da fabrika için bir geri dönüş olur. Stop ettirip yani aynen öyle. Çünkü engel olmuş olabilir. İmalatta yani. Da hata olabilir. Yani tabii bu canım, fabrikasyon bir şey. Fabrikasyon yani. Bir şey. Satın aldığımız tüm imalatlarda otomotiv, beyaz eşya, elektronik, örtü elektrot bu tip problemlerle karşılaşabiliyoruz. Ama bunu önemli olan ayırt edebilmek. Yani başka bir problemi bununla karıştırmamak. Hemen bu tespiti bu şekilde size anlatmış olduk. Bu konu çokça sorulan da bir konu. Ya geçmişte de bizim işte evet. Mesleki tecrübelerimizde ustalarımızdan da çok duyduğumuz bir konu. Amatör kaynakçılardan profesyoneline kadar bu elektrot yan yanıyor işte manyetik alan var. Bunları yavaş yavaş anlatmaya başlayacağız önümüzdeki dönemlerde manyetik alan vesaire gibi. İlk bu örtülü elektrottan başlamak istedik. Var mı İsa Usta bu konu hakkında vereceğim bir tavsiye? Gerçi her şeyi anlattık ama. Evet, her şeyi de gösterdik. Dikkat etmesi gereken şeyleri de söyledik. Evet tabii ki. Böyle bir kontrol yapıp ve otokontrol sistemiyle elektrotta problem var mı diye bakacaksınız. O zaman veda edelim yavaş yavaş. Yine bütün içeriklerimizi sizin tavsiyelerinizden, sorularınızdan oluşturuyoruz. Bu da sizlerden gelen bir soruydu. Takipçimize fotoğraflar yollamış. Benim elektrodum şöyle yanıyor, böyle yanıyor. İşte firmaya geri döndüm, şöyle oldu, böyle oldu diye. Hemen bunu içeriye çevirmeye karar verdik ki geçmişte de kulağımıza çalınan bir konuydu bu.
Bize yorum ve görüşlerinizi aktarmaya devam ederseniz çok mutlu oluruz. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.